Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. KPSS İktisat Deneme 6'nın soru çözümlerini gerçekleştiriyoruz. Ve en son sayfasına geldik. Bu videomuzda 37'den itibaren son soru, 40. soru olmak üzere 4 sorumuzu cevaplandıracağız. Ardından da KPSS İktisat Deneme 7'ye geçiş yapacağız. O zaman vakit kaybetmeden hemen 37. soruyu da başlayalım. Aşağıdakilerden hangisi 5 Nisan 94'te alınan kararlardan biri değildir? Arkadaşlar bildiğiniz üzere 90'lı yıllar Türkiye ekonomisi için kaotik bir yıldır. Özellikle koalisyonlarla dolu bir hükümet geçmişi vardır. Hükümetlerin görev süresi azdır. Politik istikrarsızlıklar vardır. Ekonomik istikrarsızlıklar buna eşlik etmektedir. Aynı zamanda dışarısı da arkadaşlar sıkıntılıdır. Örnek verecek olursak Körfez krizi var 90'lı yılların başında hatta. Peşine 97 yılında Güneydoğu Asya krizi var. İşte Tayland'da, Singapur, Malezya, Endonezya'ya. Oradan da 98 yılında Rusya'ya sıçrayan ondan sonra bir krizimiz var. Tabii ki de Rusya kötü etkileniyorsa ülkemizde bir dış ticaret partneri olduğu için Rusya o da olumsuz etkileniyor. Bir de yetmiyormuş gibi 99 yılında sanayinin bel kemiği olan alanda İzmit'te depremin de olması ölenleri Allah'tan rahmet diliyoruz. Gerçekten 90'lı yılların sonuna doğru daha da açmazı ifade etmiştir. Peki tam bu yılın ortasında 1994 yılında daha önceden sağlam alınmayan kararların, yapısal reformist olmayan kararların sonucunda bir kriz ortaya çıktı. 94 yılındaki arkadaşlar krizin ismi 94 krizi ikiz açık krizi olarak geçiyor. Yani GT'den büyük, aynı zamanda ihracat küçük, ithalat büyük. Yani dış ticaret açığı var. Aynı zamanda yetmiyormuş gibi bir de bütçe açığı var. Bu ikiz açık krizi olarak geçer. Bankaların konumları da arkadaşlar riski durumudur bu noktada. Dolayısıyla hem reel sektör hem finansal alan, bankacılık sektörü bundan olumsuz etkilenmiştir. 94 krizinin çözümü için 5 Nisan kararları arkadaşlar alınmıştır. Kararlar revizyonisttir. Pardon, revizyonist değildir. Tek bir reformist karar var. O da özelleştirme kararıdır. Özelleştirme kanunu 4046 sayılı yasa tek reformisttir. Ama geriye kalan maddeler nasıl maddelerdir? Günü kurtarmaya yönelik, kısa vadeli. Ondan sonra maddelerdir. Bunları zaten Türkiye ekonomisini anlatırken tartışmış idik. O zaman kararlardan biri değildir diye diyor. O zaman başlayalım. Vergi oranları artırılmıştır. Doğru. Hatta motor taşıtlar vergisi getirildiğini biliyoruz. Kit ve tekel ürünlerine görev zararlarını finanse edebilmesi için kendi ürünlerine yüksek oranda zam yapılmıştır. Doğru. Kit özelleştirme kararı alınmıştır. Tek reformist yasası demiştim. Gerçi uygulanamadı. İstiklal programında çapı olarak kamu harcamaları ve kamu kesiminin ücretleri seçilmiştir. Yani enflasyonu düşürebilmek için, ekonomi istikrarı getirebilmek için normalde biliyorsunuz hani parasal hedefleme yapılır, sabit kura geçilir. Ama burada istikrar programının ana saç ayağı çapası kamu harcamalarını kısmak ve kamu kesimi ücretlerini de arkadaşlar buna göre revize etmek şeklinde seçilmiştir. İhracat kredileri, ihracatta vergi iadesi ve vergi muafiyetleri getirilmiştir. Bu zaten evvelden beri olan arkadaşlar etmen. Yani 94 krizinden sonra alınan bir karar değil. Biliyorsunuz 24 Ocak 1980 kararları var. Bu kararlarla beraber Türkiye nereye geçti? İhracata dayalı büyüme rejimine geçiş yaptık, seçtik. Burada amaç dış ticareti, finansal piyasaları, döviz piyasasını, kurları, faizi serbest bırakmaktı kademeli olarak. Dolayısıyla tabii ki de büyüme teoriniz sizin ihracata dayalıysa ihracatı teşvik etmeniz gerekir. Bu maddelerin her bir tanesi de E şıkkında yazan bunu arkadaşlar desteklemektedir ve doğru cevap Edirne olmaktadır. 38. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye'de 1930'da başlatılan planlı devletçilik politikalarından biri değildir? Güzel bir soru.
Peki 30'lu yıllarda ne oldu? 1930 yılıyla 1939 yılları arasında Türkiye planlı devletçiliğe geçti. Sanayi planları başlıyor. Ve bunun da meyvelerini 1934 ve 38 yıllarında uygulanan birinci 5 yıllık sanayi planı ile uyguladık. Hatta bir sürü banka da açıldı bu dönemde 33 yılında. İşte Sümerbank açıldı, Etibank 35 yılında açıldı, Maden Tetkik Arama yine 35 yılında açıldı, İller Bankası, başka Halk Bankası, Denizbank gibi kuruluşlar bu dönemde açıldı. Birinci 5 yıl sanayi planında çok iyi sonuçlar elde edince ikinciyi uygulamak istedik ama İkinci Dünya Savaşı patlak verdi. Maalesef gerçekleşemedi. Peki bir bakalım bakalım hangisi doğru? Burada politikalarından biri değildir diyor. Dikkat, olmayanı seçeceğiz. Sümerbank ve Etibank kurulması 1933-1935 doğru. Aynı zamanda MTA, Maden Tetkik Arama kuruldu. İpek Kâmici sanayileşmeye yönelme 1930'dan 1980'lere kadarki olan periyotta devletimiz İpek Kâmici sanayileşmeyi kabul etmiştir. Amaç dışarıdan alma eşlerin ülke içerisinde üret temelinde varsayımlarda bulunmuşuzdur. Kambiyo işlemlerinin kontrol altına alınması yine arkadaşlar bu dönemde Türk lirasının daha sağlam yapabilmek için ondan sonra elde edilen ya da kullanılan yöntemlerden bir tanesidir. Çünkü özellikle 30'da 39 yıllar arasında şu hedefleniyor. İstikrarlı kur, denk bütçe, sıkı para politikası hedefleniyor. Türk parasının kıymetini koruma hakkında kanun 1930 yılında arkadaşlar çıkarılmıştır. Yine bu istikrarlı kuru devam ettirebilmek için desteklenen bir karardır. Ancak servet vergisi alınması bu dönemde arkadaşlar değildir. Varlık vergisi 1942 yılında çıkarılmıştır. Servet vergisi olarak bunu eğer yapıyorsak, bunu karşılıyorsak bu cevabı tabii olmayan bir gelişme olarak seçebiliriz. 39. Aşağı yukarıda hangisi 10 Ağustos 1970 istikrar kararlarından biri değildir? Arkadaşlar 70 yılında yaşanan istikrarsızlık dönemi dış açık krizi olarak geçer. Çözümü için 10 Ağustos 1970 yılında bir istikrar kararı çıkarttık. Aynı bir hani bir reform paketi gibi düşünelim. Ve bu kararla şunlar ortaya çıktı. IMF'den kredi kullanılmasına karar verildi. Devalüasyon yapıldı. Devalüasyon arkadaşlar uygulandı. Amaç Türk lirasının değerini düşürelim. Dışarıdan daha ucuza dışarıdan bizden daha fazla talep gelsin. Bize daha fazla dolar gelsin. Kit ürünleri, kitler bir türlü özelleştirilemediği için kendi ürünlerine zam yapılması gündeme geldi. Dışarıdan sıcak parayı çekebilmek için, yatırımcıyı çekebilmek için faizlerin yükseltilmesine karar verildi. İthalat teminat oranının azaltılması yine planlandı ki sanayinin o ara ve yatırım mallarını karşılayabilmek için. Ancak bu istikrar programında dolaylı vergilerin azaltılması gibi bir karar alınmadı. Zaten krizler olduğu zaman, bak krizler olduğu zaman ya ek vergi getirilir, ya ek vergi getirilir, ya vergi oranları yükseltilir. Ya da bunların hepsi yapılabilir. Devalüasyon yapılabilir. Öyle değil mi? Ya da arkadaşlar ondan sonra ne yapılır? Emeklilik yaşı yükseltilir. Öyle değil mi? Daha fazla millet çalışsın diye. Tabii o biraz da sağlık standartlarına bağlı olarak değişen bir etmen. Ve 40. Türkiye'de İpek Kâmici sanayileşme politikasından ihracata yönelik sanayileşme politikasına dönmeyi hedefleyen İstikrar planı aşağı yukarıdan hangisidir? Türkiye 1930 yılından yani planlı devletçilik döneminden 1980'e kadar arkadaşlar İpek Kâmici politikayı benimsemiştir. Şöyle yazayım bak. 1930'dan 1980'e kadar ithal ikameci yani dışarıdan alma
eş değerini ülke içerisinde üret politikasını benimsemiştir. Ancak bunun iyi bir şekilde yürütülememesi 77, 78, 79, 80 krizlerine yol açmıştır. Ve baktık ki biz itel ikameciyle yürüyemiyoruz. 80'li yıllardan sonra ihracata dayalı büyüme politikasına geçiş yapmışızdır. Hatta 80 kararları ya da 24 Ocak kararları olarak geçer. İşte ihracatı yönelik sanayileşme politikasına biz 24 Ocak kararlarıyla geçmişizdir. Buradan doğru cevap arkadaşlar Adana oluyor. Ve 4 sorumuzun çözümünü bu şekilde tamamlamış oluyoruz. Denememizin de arkadaşlar sonuna gelmiş oluyoruz. Cevap anahtarını ben hızlı bir şekilde çıkarttım. Diğer bir kontrolcü göz olmadığı zaman bakın 4'te mesela hata yapmışız ki soruyu çözerken de orada ifade etmiştim. Tabii 3 aşağı 1 2 tane soru çıkabilir. Tavsiyem bu çözdüğüm soruları tek tek arkadaşlar dinlemeniz. Yani araya sıkıştırın. Yolda giderken boş zamanlarınızda, ölü zamanlarınızda bunları dinlemenizi öneririm. Çok faydası dokunur. Çünkü benim soru çözmemle dediğim gibi sizin soru çözmeniz farklı. Gidiş yollarımız farklı. Bu yöntemi öğrendikten sonra zaten kendinize çözebilirsiniz, fark etmez. Şimdi KPSS İktisat Deneme 7'ye geçiyoruz. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Çalışmanızda başarılar diliyorum.